Arkadaşlar, Mini Kent'e hoş geldiniz. Bugün nasılsınız? Ben çok iyiyim. Çünkü böyle yolda gelirken, yürürken her yere baktım. Böyle değişik değişik çiçekler gördüm. Rengarenk çiçekler gördüm. Ve dedim ki, Tanrı ne kadar güzel yaratmış bu çiçekleri. Her birini farklı farklı, her birini renkli renkli yaratmış diye düşündüm. Ve ben bugün gördüğünüz gibi boya yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Bakın, bu bir meslek aynı zamanda arkadaşlar. Ressam. Evet, şu gördüğünüz bir ressam. Bakın ne kadar tatlı değil mi? Kendisi de önlüğünü giymiş, şapkasını takmış, fırçasını almış ve boya yapmaya hazır arkadaşlar. Biz de şimdi çok güzel bir boya yapacağız. Hemen göstermek istiyorum size. Şunu çıkartalım öncelikle. İşte biz de bugün bu tatlış meleği boyayacağız arkadaşlar. Yani biz de bugün ressamcılık yapacağız. Ve biliyor musunuz arkadaşlar, ressamlar gördüğü her şeyi çizebiliyorlar. Mesela doğadaki güzel çiçekleri, ağaçları veya kuşları ya da insanları da çiziyorlar. Aynen öyle işte, ressamların özellikleri böyle arkadaşlar, gördükleri her şeyi çizebilme yeteneğine sahipler. Ve şunu da size göstermek istiyorum. Bu da ünlü bir ressamın çizmiş olduğu bir resim. Bu ünlü ressamın ismi de Leonardo da Vinci. Ve bu eserinin adı da Mona Lisa. İşte şöyle göstermiş olayım. Yani çok ünlü ressamlar var arkadaşlar. Çok güzel resim çizen ünlü ressamlar var. Ama şimdi biz kendimiz ne yapacağız? Güzelce bu meleği boyayacağız. O zaman şöyle ben de ressamlar gibi şöyle paletimi alayım, fırçamı da alayım ve güzelce bu küçük meleğin saçlarını sarı yapmak istiyorum. Evet, bakar mısınız? Çok tatlı, çok da eğlenceli oluyor arkadaşlar. Siz de böyle güzel güzel resimler yapabilirsiniz. Hatta önce kendiniz çizebilir, sonra da boyayabilirsiniz. Ben şimdi böyle hazır bir resim buldum. Hemen onu boyamak istiyorum. Bakar mısınız? Çok güzel, rengarenk. Şimdi sarıyla başladık. Saçlarını sarı yapalım. Tabii ki farklı renklerde de yapabilirdik saçlarını. Mesela siyah da yapabilirdik. Başka ne renk yapabilirdik? Kızıl da yapabilirdik. Ama ben sarı rengi seçtim. Hemen saçlarını boyayalım. Sonra da şu güzel kalbi boyamak istiyorum. Arkadaşlar. Evet, şöyle. Hemen güzel güzel boyayayım. Hatta ben bu resmi masaya koyup öyle mi boyasam acaba, daha rahat olur. Siz de rahatça görebilirsiniz. Şöyle tıpkı bir ressam gibi oldum ben de. Bakar mısınız? Bir tek şapkam eksik, şapkam da olsaydı ben de bir ressam olacaktım. Evet, devam ediyoruz. Şöyle. Çok güzel bir resim olacak. Ben yıldızları da sarı yapmak istiyorum. Yıldızlar da sarı olsun. Sonra bu güzel meleğin ayakkabılarını turuncu yapacağım.
Evet, biraz hızlı boyamam gerekiyor. Şimdi ben bu resmi şöyle masaya koyup böyle yapmak istiyorum. Çünkü daha kolay olacak. Hemen daha hızlıca boyayabilirim böylelikle bu güzel resmi. Bu da benim tablom olacak. Acaba ben de ünlü bir ressam mı olacağım yoksa? Tabii şaka yapıyorum. Ben ressam değilim ama güzel resim boyayabilirim. Şimdi saçları da ne kadar çokmuş bu meleğin. Bakar mısınız? Şöyle. Evet. Saçlarını hızlıca boyamam gerekiyor. Şimdi yıldızları da boyayacağım. Sonra da bu güzel meleğin ayakkabılarını turuncu yapacağım. Hemen yıldızları da boyuyorum. Bakalım o resim bitince nasıl gözükecek? Evet. Şöyle. Devam edelim. Siz de arkadaşlar hemen alın boyalarınızı, fırçalarınızı. Siz de bir resim çizip boyamaya başlayın. Hem de isterseniz sulu boyayla, isterseniz parmak boyasıyla boyayabilirsiniz. Şimdi şöyle, başka nerede yıldız var? Bir sürü yıldız var. 1, 2, 3, 4, 5 ve hemen 6.'yı boyuyorum. 6 ve bir tane daha var. 7. 7 tane yıldız varmış burada. Evet, 7 tane yıldızı boyadık. Şimdi de güzel ayakkabılarını boyayalım. Turuncu yapacağım ayakkabıları da. Bakalım nasıl gözükecek turuncu renkte. Evet. Şöyle güzel bir turuncuyla ayakkabılarını boyayalım. Evet. Siz olsanız ne renk yapardınız acaba? Belki mavi yapardınız. Belki de pembe. Pembeyi çok seviyorum ama pembeyle kalbi boyamak istiyorum. Şimdi pembeyle kalbi boyayacağım. Evet, ayakkabıları da güzelce boyadım. Ayakkabıların çiçeklerini de farklı bir renk yapacağım. İşte arkadaşlar, ressamlar böyle güzel güzel resim çiziyorlar ve çok güzel bir şekilde boyalarla şekil veriyorlar. Doğa resimleri çiziyorlar. Mesela doğa resmi derken deniz çizebiliyorlar, ağaçlar, yapraklar, bulutlar ve insan resmi de çiziyorlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi kalbimizi pembe yapıyorum. Bakın, çok tatlı bir kalple şöyle. Ne güzel tutmuş bunu melek. Evet. Boyalarla oynamak o kadar eğlenceli ki. Değil mi arkadaşlar? Her gün resim yapıp boyayabiliriz. Her gün istediğimiz bir şeyleri çizebiliriz. Hatta çizmeden bile kalıplarla, şekillerle de boyamalar yapabiliriz. İşte kalbimizi de güzelce boyayalım. Ve gerçekten Tanrı'nın bir ressam olduğunu düşünüyorum ben arkadaşlar. Neden mi? Çünkü Tanrı baktığımız zaman her şeyi yarattı. İnsanları yarattı. Hayvanları yarattı. Ve kuşları. Yani her birine şekil verdi Tanrı. Her birini bir ressam gibi çizmiş olmalı. Kendi elleriyle şekil verdi Tanrı. Ne kadar güzel dağları. Böyle böyle dağlar görüyoruz değil mi?
Bunların hepsini Tanrı yarattı ve her birine Tanrı şekiller verdi. Hatta Tanrı insanlara da şekil verdi, değil mi? Kimimiz sarışın, kimimiz esmer, mavi gözlü, kahverengi gözlü olabiliyoruz. Şimdi kalbimizi de boyadık. Burada bir tane yıldızı unutmuşuz. Hemen yıldızımızı boyayalım. Fırçamızı temizleyelim. Hemen şu küçük yıldızı da boyayalım. Evet, birazcık taşırdık. Şimdi de bu kanatları hızlıca yapmak istiyorum. O kanatları da yeşil yapalım. Evet, yeşil kanatlarımız olsun. Şöyle güzelce. Hatta birazcık büyük fırçayla denemek istiyorum. Hemen. Evet. Biraz ıslatalım şu fırçamızı. Bu fırçayla olmadı. Biz yine kendi fırçamızla şöyle güzelce boyayalım. Evet, kanatları da yeşil yaptık. Yeşil kanatlı bir melek oldun sen. Diğer kanadı da boyayalım. Ve şöyle güzelce. Sonra da resmimizi asarız arkadaşlar. Şimdi siz de düşündünüz mü acaba Tanrı başka neleri güzel yarattı? Resim gibi mesela çiçeklerin de renkleri farklı farklı. Sarı çiçek var, kırmızı var, mavi var. Ondan sonra yeşil bitkiler var, değil mi? Her birini Tanrı ne kadar harika düşünüp yaratmış. Meleğimizin şimdi kıyafeti kaldı. Onu da mavi yapalım. Çünkü mavi yapmadık. Hemen mavi yapıyorum kıyafetini de. Rengarenk bir meleğimiz oldu. Evet. Şimdi güzel mavi bir elbisesi oldu. Ve az kaldı arkadaşlar. Birazdan bitiriyoruz. Hemen boyayalım. Evet. İşte oldu. Şimdi bitirdik. Evet, nasıl gözüküyor meleğimiz? Çok tatlı gözüküyor. Ay, çok şekermiş. Ayakkabısının da çiçekleri varmış. Hemen onu da boyamak istiyorum. Hemen onu da ne renk? İki rengi karıştıralım yapalım, değil mi arkadaşlar? Mesela hangi rengi karıştıralım? Yeşille maviyi karıştıralım bakalım. Ne renk olacak? Hatta bütün renkleri şöyle birbirine karıştıralım bakalım. Ne renk çıkacak ortaya? Wow, mor oldu. Hemen bu mor renkle ayakkabısının çiçeklerini boyayalım. Ve biraz kahverengi de oldu sanki. Ama olsun. Değişik bir renk elde ettik şu anda. Ve ayakkabısının çiçeklerini de bitiriyoruz. İşte resmimiz bitti. Ben de şuraya imzamı atayım hemen. Çünkü bu resmi ben yaptım. Buraya hemen imzamı atıyorum. Şöyle kendim yaptığım için adımı yazıyorum. Artık ben de ünlü bir ressam oldum arkadaşlar. Şimdi bu güzel resmi artık yerine koyabiliriz. Ve
Ta-ta-ta-ta. İşte resmimiz bitti arkadaşlar. Resmimiz bittiğine göre şimdi güzel bir çizgi film izleyebiliriz. Ve çizgi filmimizin ardından gerçekten Tanrı'nın her şeyi harika yaratmasından bahsedeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar, Tanrı gerçekten her şeyi bir ressam gibi yarattı. Hatırlıyor musunuz Tanrı neler yaratmıştı? Geceyi, gündüzü, gökyüzünü yaratmıştı. Yıldızları, insanları ve hayvanları yaratmıştı. Ve bitkileri, ağaçları, her birini harika yarattı. Ve bu yarattığı her şeyin gerçekten de renkleri var. Evet, gördüğünüz gibi ağaçlar yeşil ve çiçekler renkli, yapraklar da öyle ve hayvanlar bile rengarenk arkadaşlar. Yani düşündüğüm zaman gerçekten de Tanrı müthiş bir ressam olmalı. Şimdi size şöyle göstermek ve anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bakın, Tanrı ne kadar harika bir kuş yaratmış. Görebiliyor musunuz? Böyle bakın farklı farklı renkleri var ve aynı zamanda bakın sarı, mavi, değişik renklerde. Yani muhteşem bir şey. Tanrı bu kadar harika bir kuş yaratmış ve aynı zamanda bakın şurada çok sevimli bir ne görüyoruz? Bakın. Bu bir yavru kaplan. Ve bakar mısınız? Tanrı ne kadar harika yaratmış. Mesela kahverengi yapıp üzerine siyah noktalar koymuş. Yani tıpkı bir ressam gibi. İşte ressamlar da böyle güzel hayvanları, bitkileri görüp çiziyorlar arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok tatlı. Ve bakalım başka burada ne göreceğiz? Tanrı bakın şöyle bir şelale görüyoruz. Evet yani bunlar da tasarlanmış. Görebiliyor musunuz? Şöyle. Ay bu da durmuyor. Evet. Bakın ne kadar harika. Tanrı muhteşem bir şelale yaratmış. Ve aynı zamanda rengi de görüyor musunuz? Bir taraftan beyaz akarken diğer tarafta yeşil gözüküyor. Ve buralarda renkli renkli çiçekler görüyoruz. Yani o kadar güzel ki Tanrı doğayı da harika yaratmış ve rengarenk yaratmış. Ve bakın şimdi bir bitki daha göstermek istiyorum. İşte ayçiçeği. Yani şekline bakın. Yaprakları sarı,
Ortası kahverengi ve kocaman. Ve biliyor musunuz, bu ay çiçeğinin içinde çekirdekler oluyor arkadaşlar. Ve o çekirdekler toplanıyor. Ve görebiliyoruz ki Tanrı sarı rengi de kahverengiyi de kullanmış. Ve çok farklı bir çiçek daha yaratmış. Ve bakalım sırada neler varmış. Wow, Tanrı harika bir dağ yaratmış ve aynı zamanda ağaçları görüyor musunuz? Tanrı ağaçları da yeşil yeşil yaratmış. Dağları da kocaman büyük yaratmış. Ve bakın burada taşlar da var. Yani tıpkı bir ressamın çizdiği gibi Tanrı da bu şekilde çizmiş, değil mi arkadaşlar? Ve bir tane daha geliyor. İşte ta 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 tam. Bakın burada da her rengi görebilirsiniz. Bakın burada kırmızı var. Sonra pembe var. Sonra burada yeşil var. Burada yine pembe yapraklı ağaçlar var. Gökyüzündeki kuşları görüyor musunuz? Yani o kadar canlı, o kadar renkli ve muhteşem bir manzara daha. Ve şimdi de Tanrı harika bir deniz yaratmış. Yazın sıcaktan bunaldığımızda denize girdiğimiz işte bu yer harika yaratılmış. Ve bakın masmavi gökyüzü de masmavi. Ve kumları görüyor musunuz arkadaşlar? Kumlar da ne renk? Bej rengi, değil mi? İşte bu da harika bir manzara. Ve bir tane daha geliyor arkadaşlar. Bu manzara değil. Ne demiştik? Tanrı hepimizi farklı yarattı. İşte çok sevimli bir arkadaşımız var burada. Şöyle göstereyim. Bu arkadaşımız Hindistan'dan. Evet, o da farklı değil mi? Tanrı insanları da rengarenk, çeşit çeşit ve çok güzel yarattı. Ve hepimiz çok değerliyiz Tanrı'nın gözünde. Tanrı hepimizi o kadar çok seviyor ki hepimiz için çok güzel şeyler yarattı. Bakın burada da ne görüyoruz? Sapsarışın bir bebek görüyoruz. Saçları sapsarı. Evet, Tanrı insanları da farklı farklı yarattı. Ve bir tane daha arkadaşımız var. Aa, bu da çok tatlı. Bakar mısınız? Çok şirin. Ve eğlenceli bir hareket yapmış. Yanaklarını böyle sıkmış. İşte bu arkadaşımız da çok sevimli. Değil mi? Ve bir tane daha gösteriyorum son olarak. İşte bu arkadaşımız da Koreli bir arkadaşımız. Ve gözlerine bakın. Gözlerine dikkat edin. Gözleri de çekik şekilde duruyor. Fark ettiniz mi? Yani Tanrı gerçekten her şeyi yaratırken çok iyi düşünmüş ve herkesi de çok değerli yaratmış ve herkese çok güzel özellikler vermiş Tanrı. Evet, Tanrı'nın bu yönünü görmüş oluyoruz. Yani Tanrı bir ressam gibi harika şeyler yaratmış ve bizi de yarattığı için teşekkür ediyoruz. Ve bu kadar güzel şeyleri bizim için yarattı ve bunun için de teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet, bu güzel resimleri de gördük ve manzaraları da gördük. Programımıza şimdi son vermemiz gerekiyor ama merak etmeyin. Her gün yine aynı saatte birlikte etkinlikler yapmaya, kutsal kitaptan öğrenmeye devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
Merhaba arkadaşlar, hepiniz Minikent'e hoş geldiniz. Bugün hep birlikte çok güzel şeyler yapacağız. Hadi gelin birlikte çizgi film izleyelim. Tanrı'yı yüceltmeye ve bu yarattığı harika günler için onu övmeye hazır mısınız? Baktığımız zaman böyle gökyüzüne kuşları görebiliriz. 16.30'da Sat 7 Türk ekranlarında ben burada sizi bekliyor olacağım. Yıldız bilimciler gittikten sonra Rabbin bir meleği Yusuf'a rüyada görünerek "Kalk!" dedi. "Çocukla annesini al, Mısır'a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Herodes öldürmek için çocuğu aratacak." Böylece Yusuf kalktı. Aynı gece çocukla annesini alıp Mısır'a doğru yola çıktı. Herodes'in ölümüne dek orada kaldı. Bu Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. "Oğlumu Mısır'dan çağırdım." Herodes, yıldız bilimciler tarafından aldatıldığını anlayınca çok öfkelendi. Onlardan öğrendiği vakti göz önüne alarak Bethlehem ve bütün yöresinde bulunan 2 ve 2 yaşından küçük erkek çocukların hepsini öldürttü. Böylelikle peygamber Yeremya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu. "Ramada bir ses duyuldu. Ağlayış ve acı feryat sesleri. Çocukları için ağlayan Rahel avutulmak istemiyor. Çünkü onlar yok artık."